Merhaba sevgili seyircilerim. Sektöre Yön Verenler programındayız yine ve bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Aslında çok merak ediliyor. Bir defa hemen ruhlarımıza gelmek istiyorum. Ruhlar. Ruhlarla ilgili ne kadar çok şey söylenir. Ruhlar çağrılır filan. Hatta onlar bak neler anlatıyor denir. Ama kendi ruhlarımızla ne kadar ilgiliyiz bunu bilmiyorum tabii. Hep merak ediyoruz gidenlerin ruhlarını. Onları çağıralım da bize bir şeyler söylesinler diye. Peki sizin ruhunuz size neler söylüyor? Ya karşınızdakinin ruhu bunu nasıl algılıyoruz? Sadece ağzımızdan çıkan sözcükler önem kazanıyor. Ancak kimse kimsenin gözünün içine şöyle doyasıya anlayarak derinine bakmıyor. Oysa orada ne kadar çok şey gizli, anlatılamayan. Çok önemli bir konu bu. Çünkü bizler dış görüntümüze çok önem veriyoruz. Organlarımızda bir yerimiz ağrıdığında ancak hatırlıyoruz tabii ama ruhumuzun yaralarını, onun almış olduğu travmaları asla anlamıyoruz, anlamak istemiyoruz. Üzerinden çok uzun zaman geçiyor ve sonra o bedenimizde bir arıza yarattığı zaman bir şeylerin farkına varıyoruz. Varabiliyorsak tabii. Efendim psikoloji, psikiyatri bunlar çok önemli ve hayatımızın içinde ve olması gereken ve mutlaka her kontrolde 6 ayda bir yapılan şu kontroller var ya işte o 6 ayda bir mutlaka bir psikiyatristin, bir psikoloğun kapısı çalınmalı. Ve bugün harikulade bir konuğum var. Evet, çok mutluyum ben onu ağırladığım için. Çünkü insan psikolojisinin değerini çok iyi biliyorum. Ruhlarımızın değerini çok iyi biliyorum. Ve bedenimizin ruhlarımızın giysisi olduğunu ve bedenimizde olabilecek her ne varsa arıza ya da mutluluk ya da güzellik işte onun ruhumuzdan kaynaklandığını biliyorum. Efendim Basri Köylü psikiyatrist doktor, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben. Hep öyle diyoruz. İyiyim ben. Teşekkür ederim, iyiyim. Evet, bizler acaba ne kadar iyiyiz? Tabii onu sizler anlıyorsunuz. Değil mi? Estağfurullah. Evet, öyle oluyor. Biz gerçekten de çok ilgilenmiyoruz. Kendimizle zaten ilgilenmiyoruz da. Hele ruhumuzla hiç ilgilenmiyoruz. Hepimiz kendimizi mükemmel sanıyoruz. Bak bir de mükemmel sanıyoruz. İyi sanıyoruz. Akıllı, uslu zannediyoruz. Ancak yaralar var. Kalıtsal olan hastalıklar var. Hiçbir şey yokken o doğduğumuz sıfır noktasındaki o tertemiz andan sonra yaşananların izler bıraktığı ruhta parçalanmalarla gelen rahatsızlıklar var. Sizler ilaçsınız. Bize o ilaçları veriyorsunuz, dinliyorsunuz. Ama psikiyatri ile psikoloji biraz psikolog ve psikiyatrist ayrı. Değil mi? Evet. Yani galiba önce psikiyatride tedavi oluyoruz, ondan sonra psikoloğa yönlendiriliyoruz diye biliyorum. Doğru mu? Yoksa önce psikoloğa gidip psikiyatriste mi geliyoruz? Nasıl bir şey oluyor? Şu anki mevcut yasal düzen önce psikiyatr. Değil mi? Sonra onun önerisiyle psikolog. Tabii. Çünkü psikiyatr eğer bizi hastalığımızı keşfedip de ilaçla bizi normal hale getirmezse psikoloğun bize yapabileceği herhangi bir şey yok. Peki ilaçlar iyileştirmek için mi? İlaçların iyileştirici etkisi çok fazla. Çünkü psikiyatride, psikiyatrik rahatsızlıklarda, yani yapılan çalışmalarda önemli oranda bir biyolojik zeminde de bozukluklar olduğu görülmüş. Hı hı. Bunların hepsi ispatlanmış bilimsel olarak. O yüzden ilaçların faydası muhakkak. Güzel. Yani beyinde, şimdi psikiyatrist deyince tabii beyin akla geliyor. Yani beyinsel rahatsızlıklar akıl hastalığı noktasına getiriyor insanları diye biliyorum, doğru mu biliyorum? Şimdi psikiyatrik rahatsızlıklar evet beyinde bizim hani dışarıdan çok gözle göremediğimiz bir molekül düzeyinde bazı değişiklikler oluyor. Bunların hepsi bilimsel olarak da kanıtlanmış. Hem laboratuvar şartlarında hem de görüntüleme yöntemleriyle bunların hepsi ispatlanmış.
Ancak psikiyatrik rahatsızlıkların hepsi akıl hastalığı değil. Hı hı. Bizim akıl hastalıkları dediğimiz kısım psikiyatrik rahatsızlıkların bir kısmı sadece. Onlarda da yine onların da yapılan çalışmalarında beyinlerinde bazı bozukluklar görülmüş. Daha yani, başka bozukluklar görülmüş. Yani şey mi akıl hastası diye ayırdıklarınızın dışında olanlarda mı görüldü? Yani hepsinde görüyoruz. Hepsinde de bozukluklar görüyoruz. Ancak akıl hastalıkları dediğimiz grupta gördüğümüz bozukluklar daha farklı. Evet. Daha ciddi bozukluklar görülüyor orada. Hı hı. Akıl hastalıkları, sözünüzü kestim. Yani her psikiyatrik rahatsızlık akıl hastalığı değildir. Peki. Hı hı. Şimdi akıl hastalığı dediğimiz zaman daha çok kalıtımsal bir tablo mu çıkıyor önümüze? Yani psikiyatrik rahatsızlıkların birçoğunda kalıtsal yatkınlık var. Tüm tıbbi hastalıkların birçoğunda zaten hani kalıtsal yatkınlık var. Hı hı. Hani öyle bir karşılaştırma yapmak doğru değil. Hani akıl hastalıklarında daha fazla kalıtsal yatkınlık var diyemeyiz. Hı hı. Neden bunu soruyorum biliyor musunuz? Evet, çünkü kişilerin zamanla hani her şey yolunda giderken birdenbire çevresel faktörler, yaşamış oldukları sıkıntılar, üzüntüler vesairelerle varlı olan gelişen bir ruhsal rahatsızlık var. Orada yine kalıtsalı arayacak mıyız? Dayanıklılık mı bu? Ne? Şimdi biz her zaman tıpta risk üzerinden gideriz. Yani bir rahatsızlığın toplumda görülme oranı vardır, riski vardır. Eğer senin ailende bu hastalığı taşıyan biri var ise sende bu olasılık, bu risk daha da artıyor. Hani %1 ise %10'a, %20'ye çıkabiliyor. Hı hı. Bu anlama gelir. Genellikle yaşadığımız stres faktörlerine, stresli yaşam olaylarına dayalı olarak ruhumuzda bazı örselenmeler meydana geliyor ve bu hastalıkların ortaya çıkmasını tetikliyor dış faktörler. Yani böyle ortaya çıkıyor, sonradan ortaya çıkıyor. Genellikle stres faktörleri tetikliyor bunları. Yani aslında var. Yani kalıtsal olarak var. Kalıtsal var. Bir de şöyle bir şey var zaten bir de. Efendim bizler donanım olarak birçok hastalık, potansiyel olarak birçok hastalığı az az da olsa barındırıyoruz aklımızda, bedenimizde. Söylemiş olduğunuz gibi düşünmek veya belki birini çok anlatmak dahi belki o hastalığı, rahatsızlığı çekmek. Beyin çok ilginç çünkü. Beyin bunlara inanıyor değil mi? Beyin çok sırlar taşıyan bir organımız. Çok fazla bilinmeyeni var. Bunlar sadece bildiklerimiz. Peki. Araştırmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Peki şimdi dediğim gibi sevgili seyirciler, psikolog ve psikiyatrist farklı. Psikolog dinler. Oturursunuz, saatlerce anlatırsınız, dinler diyebiliyorum. Size bir takım şeyler söyler ara ara. Psikiyatriste şöyle biliniyor, o zaman öyle diyeyim. Gidersiniz, efendim ilaç yazar sadece ve gönderir. 2-3 şey anlatırsınız. Böyle mi gerçekten? Nedir? Psikiyatrist ne yapar? Aslında böyle değil. İkisi de dinler. İkisi de dinler. Yani dinlemek derken ikisi de terapi yapar, yapabilir. Terapi yapma yetkinliğine sahiptir. Gerekli eğitimleri de aldı ise. Psikiyatrın farkı, psikiyatr aynı zamanda ilaç tedavisi de uygular. Çünkü psikiyatr bir tıp doktorudur, bir hekimdir. Hem ilaç tedavisi uygulama yetkinliğine sahiptir. Aynı zamanda eğer şartları uygun ise, yeterli ise hastayı yeterli sürede dinler ve terapisini de yapar. Ancak böyle bir yargı var, psikiyatrlar dinlemez diye. O da şundan dolayı oluyor. Devlet hastanelerinde çok yoğun hasta sayısı oluyor. O şartlar altında da psikiyatrlarımız o yeterli sürede dinlemekte zorlanıyor tabii ki. Anladım. Ondan dolayı oluyor. Hemen nasıl anlıyor psikiyatr peki? Hakikaten çok kısa bir sürede anlatılanlarla hemen kafanızda bir tablo çiziyorsunuz, bir şablon ve oraya oturtup diyorsunuz ki sizin için gerekli olan bu. Çünkü ben hakikaten biliyorum ki çok değerli psikiyatr hekimlerimiz, doktorlarımız var ve onlar da bir psikolog gibi dinliyorlar. Evet. Kısa sürede de oturup psikoloğu anlatır gibi uzun uzun şuradan çıktım, kapıdan döndüm, sağa çarptım falan gibi değil de belki birkaç sözcükte
olayı anlayıp gözün içine bakarak bir de rahatlatarak konuşuyorsunuz. Bu harika bir şey. Ha, bunu ben nereden biliyorum? Çünkü gittim. Oradan biliyorum sevgili seyirciler. Ben gidiyorum. Ben psikoloğa da gidiyorum, psikiyatra da gidiyorum. Çünkü ruhumu anlamak istiyorum. Kendimi anlamak istiyorum. Kırıcı olmamak istiyorum. İyi anlaşmak istiyorum. Kendimi üzmemek istiyorum açıkçası. Bunun için gidiyorum. Bu da harikulade bir şey. Tavsiye ederim. Ki ihmal ettiğimiz dönemlerde de bedenimize vuran hastalıklarla içsel sıkıntılarımız ortaya çıkıyor zaten. Evet. Dolayısıyla da öyle bir şey olduğunda sizi hemen psikoloğa da psikiyatra önce yönlendiriyorlar. Zaten mutlaka gidiyorsunuz. Yani sonuçta bu. Ruhumuz sağlıklı olduğunda bedenimiz de daha sağlıklı oluyor. Evet. Zaten ruhumuz sağlıklı olduğunda bedenimiz de daha sağlıklı olur muhakkak. Evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı sağlık tanımı da bu şekilde zaten. Hani sadece bedensel sağlık değil, ruhsal sağlık da çok önemli. Tabii, evet onu başta da, değil mi? Evet. Ben bağıra bağıra da söyledim zaten seyircilerim ama çok haklısınız. Sizden duymak çok daha önemli. Yani ruhsal sağlık beden sağlığından da önemli. Hep dediğimiz gibi ruhumuzdaki yaralar bedenimizi yaralıyor. Kesinlikle. Aslında. Ve beden ruhumuzun giysisi. Evet. Bu bir gerçek. Şimdi psikiyatri ilgilendiren akıl hastalıkları dedik. Bunların birçok adı var. Şizofren biliyorum ben, bipolar biliyorum, evet. Kişilik bozukluğu diye biliyorum. Gerisini pek bilmiyorum ama dünyada ve yurdumuzda en çok rastladığınız akıl hastalığı hangisi? Şimdi önce akıl hastalığı ne demek? Bir onu ben tanımlayayım. Evet. Akıl hastalığı kişinin yani hastanın gerçeği değerlendirme yetisinin bozulduğu hastalık grubu. Yani kişi yeni bir gerçeklik yaratıyor ve bu yarattığı bu yeni gerçekliğe tamamen de inanıyor. O yüzden de gerçeği değerlendirme yetisi bozuluyor. Biz bunlara psikoz diyoruz. Hı. Bu gruptaki en popüler hastalık yani tüm dünyada şizofreni. İkinci olarak da bipolar bozukluk dediğimiz manik depresif bozukluk halk arasındaki ifadesiyle yani en çok gördüklerimiz en popüler olan hani halk tarafından bilinenleri bunlar. Bunun dışında daha başka gördüklerimiz var tabii ki. Sanrılı bozukluk dediğimiz ve yine daha nadir gördüğümüz başka bozukluklar da var. Yalnız burada bir parantez açmak istiyorum. Kişilik bozuklukları akıl hastalığı değil. Öyle mi? Evet. Evet, değil. Onu duydum. Kişilik bozukluğu nedir? Kişilik bozukluğu yani daha farklı bir konu. Biz onlara bir hastalık da demiyoruz aslında. Bir kişilik özelliği, kişilik yapısı diyoruz biz onlara. Bu aslında daha bir ayrı bir program konusu olarak konuşulabilir. Gelin o zaman. O zaman konuşalım. İnşallah. Çünkü tabii. Çok önemli. Tabii. Yani hakikaten aramızda kişilik bozukluğu olup da ya bu da akıl hastası denilen kişiler evet, var. Evet, çünkü maalesef. Kişilik bozuklukları o kadar yoğun ve kim olduğunu anlayamıyorsunuz. Bir dakika, kimsin sen? O musun, bu musun? Biraz önce oydun, şimdi busun. Aslında çoğumuzda var. Ufak ufak var galiba, değil mi? Biraz aslında biraz. Tüm psikiyatrik sıkıntılar, belirtiler hepimizde zaman zaman var. Biz bunlara ne zaman hastalık diyoruz? Yani uzun süre sebat ederse ve bizim yaşam kalitemizi bozuyorsa, sosyal, mesleki ve akademik yaşam kalitemizi bozuyorsa ve süreklilik arz ediyorsa biz o zaman buna hastalık diyoruz. Evet, özellikle şizofrende sizden açıklamanızı isteyeceğim tabii. Şizofreni evet. Çok da dilden dile dolaşan bir hastalık. Ve dediniz ya kendilerine bir dünya yaratırlar. Hatta Akıl Oyunları adlı bir film var biliyorsunuz evet. O filmi. Çok da evet. Başarılı buldum ben. Siz de öyle buldunuz kesinlikle. Mu? Kesinlikle. Değil mi? Evet. Kimdi onun oyuncusu? Hatırlayınca söyleyelim. Oscar'lı oyuncu. Çok da severim. Evet. Şu anda aklıma gelmedi ama vah yazık. Benim de dilimin ucunda. Evet. Neyse onu sonra hatırlayınca konuşalım. Şimdi orada bir dünya yaratırken tabii varlıklar da yaratılıyor. Sesler, evet. Görüntüler. En çok sesler. En çok ses. En çok sesler duyuyorlar. Bazen görüntüler de oluyor. Hı-hı. Ve sesler onları yönlendiriyor. Hatta evet. Tehlikeli boyuta gelebiliyor. Çünkü evet. Sesler emir vermeye başlıyor. Evet. Emir veriyor, hakaret ediyor, küfrediyor, tehdit ediyor o sesler. Ve o sesler gerçek sesler. O kişi için var. His değil. Onları gerçekten duyuyor. Ve hasta hakkında yorum yapıyor, tartışıyor. Hastayı yönlendiriyor.
hasta da o seslerin etkisi altında kalarak davranışları değişebiliyor. O seslere uyabiliyor. Evet, bu sesler zaman zaman Allah korusun diyelim ama kişileri intihara ya da belki evet. bir başkasının hayatına, canına kıymaya kadar götürebiliyor. Evet. Bu denli etkili üzerinde. Evet. Neden bu oluyor? Ne oluyor da oluyor? Dediniz ya, beyin sırlarla dolu. Doğru evet. haklısınız, beyin sırlarla dolu. Bu anlaşılabildi mi? Bu sır çözülebildi mi yani? Kısmen. Kısmen. Araştırmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Çözülen de çok şey var, bulunan da çok şey var. Ama bilmediğimiz de çok şey var. Çoğunlukla kendilerinin hatta, yani burada söyleyeceğim çünkü ben çok büyük araştırmalar yaptım ve işin içinde de bulundum. Zaman zaman bu konularla ilgili çalışmalar yaptım. Çoğu kendini peygamber, son peygamber olarak söylüyor. Siz bilirsiniz. Evet, peygamber zannedebiliyor, evliya zannedebiliyor kendisini. Allah. Çevresindekileri ajan zannedebiliyor. Hani aslında kendisi ve çevresindekilerle ilgili bir kimlik karmaşası yaşıyor. Aslında böyle bir şey yok. O yarattığı yeni gerçeklik zaten bu. Bir rol karmaşası yaşıyor. Ve gelip anlatıyor ve diyor ki... Evet, buna çünkü inancı tam. O kadar zekiyiz ki ve o kadar akıllıyız ki sizin göremediklerinizi, duyamadıklarınızı, bu evrenin bir başka boyutunu biliyoruz. Buradaki herkes deli. Ancak doktorlar evet. deli deniyor ama biz akıllıyız diyorlar. Ben orada gördüm. Yani hep duyardım. İşte deli demeyelim, akıl hastası diyelim. Bu çok, çok daha güzel ama halk dilinde böyle söylendiği için hani ben deliyim deriz ya. Ay ben deliyim canım, deliyim. Bununla da övünürüz hatta. Ay deliyim, biraz deliliklerim vardır benim. Ama aslında biraz toplum olarak farklı olan herkesi biraz olsa, deli diyoruz aslında. Onu kabul etmiyoruz. Onu kabul etmediği yerde ve eğer bu tip fireler veriyorsa biri, çevrenize lütfen dikkatli olun sevgili seyircilerim. Değil mi efendim? Hemen size bunu, geleceğiz. Bunu kendisi ve çevresiyle ilgili yeni bir gerçeklik yarattığı için bu hastalar bu yüzden yardım arayışına da girmiyorlar. Genellikle ve hastalarını kabul de etmiyorlar. Bu hastalarımızın yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri bu zaten. Ha, peki kabul ben de hemen şunu söyleyeceğim. Ne demek yani? Bir de şu var. Efendim bir akıl hastası, şizofreni, belirtiler var ama neymiş de kendisi yatışı kabul etmediği için tedavi edilemezmiş. Böyle bir şey var. Bu prosedür bana çok yanlış geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bir hekim olarak? Hani akıl hastalıklarında, şizofrenide eğer kendisi için ya da toplum için bir tehlikelilik durumu var ise burada hastanın yatış kararı hastaya bırakılmaz. Hı hı. Hastaya bırakmıyoruz. Böyle yolları var değil mi? Yollarını anlatır mısınız? Bilmeyen seyircilerimiz var. Biz yakınlarının imzası ile, rızası ile bu hastaları hastanın isteğine bırakmadan yatırıyoruz. Evet. Ha, yatırıyoruz, nasıl yatırıyorsunuz? Yatırarak tedavi edebiliyoruz. Bunun için yöntem var değil mi? 112 acil servis evet. çağrılıyor. Evet. Onlar şizofreni hastası ya da bu tip anlatıldığı üzere işte etrafla konuşuyor, saldırganlık yapıyor, farklı bir dünyası var dendiğinde hatta onlar ekiple beraber evet. gidiyorlar. Olabilir. Ve evden tabii evet. evden alıp hiç merak etmeyin yani ki hayır istemiyorsa gelmez diye bir şey yok ama elbette ki hastayı hastaneye yürüyerek götüremiyoruz. Evet, çoğu zaman bu mümkün olmuyor. Çünkü ona göre hasta değil o. Evet ama bu kadar umutsuz değil tabii. Evet. Neden bu kadar umutsuz değil? Çünkü siz öyle güzel bir şey başlattınız ki. Çok güzel bir sosyal sorumluluk projeniz var. Ve şizofreni dendiği zaman bir adım geri durulan akıl hastaları diyeceğim. Demek de istemiyorum ama aslında iyileşmeye muktedir, iyileşmeye yönelik olan hastalarımız için bir ışık oldunuz adeta. Ve siz bir tiyatro grubu kurdunuz. Ve isimde de ne dediniz? Ben de varım. Evet, ne güzel. Hayatın içinde ben de varım. Burada ben de varım. Bu toplumda ben de varım. Bu toplumda ben de varım. Dediniz ve neler oldu? Böyle bir oyunla yola çıktınız. Oyuncularınız kimler? Nasıl bir sonuç aldınız? Evet. Ama bunun için tabii aslında bir konuğum daha olacak sevgili seyirciler ve ben konuğumu davet edeceğim. Hep beraber konuşacağız. Hemen söylüyorum, Gökten Öztürk, kendisi geldiği zaman beraber tanıyacağız efendim. 3-2-1-2 Hoş geldiniz Gökten Bey. Efendim nerelerden, Aksaraylardan geldiniz siz de buraya ve çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi dedim. Ben bir parçacık anlatır mısınız projenizi?
Sizin önderliğinizle başlamış bir proje bu. Evet, ben şizofreni hastalarının sesini duyurmak, onları topluma kazandırmak, ön yargılar ile mücadele etmek ve onların tedavisine katkıda bulunmak amaçlı şizofreni hastalarından oluşan bir tiyatro topluluğu kurdum. Aa. Çünkü ben de ayrıca bir tiyatro ile uğraşıyorum. Harika. Ve tiyatronun çok iyileştirici olacağına inandım bu hastalar için. Sanat zaten çok iyileştirici bir alan. Bunu hepimiz biliyoruz. Müzik olsun değil mi? Evet, ancak günümüzde ne kadar kullanılıyor bu ayrı bir soru işareti. Ben tiyatroya çok dikkat çekmek istedim bu çalışmada. Çünkü bizim hastalarımızın o gereksinimlerini tiyatronun karşılayabileceğini düşündüm. Çünkü bizim hastalarımızın en büyük sıkıntısı hastalıklarından dolayı aynı zamanda da toplumun dışlamasından dolayı hayata dahil olamamak, hayatın dışında kalmak. Dinlenmemek galiba değil mi? Onları pek dinlemiyorlar. Dinlemiyoruz, görmezden geliyoruz, dışlıyoruz. Ayrıca bu hastalarımızın hastalıklarından dolayı da bir içe kapanma, iletişim kurmama, kurmak istememe, olan bitene karşı ilgi kaybı, işte konuşma azlığı, ilişki kurmada yetersizlik, duygularını ifade etmede yetersizlik gibi birçok sıkıntılar ile boğuşuyor bizim bu hastalarımız. O yüzden hayatın oldukça dışında yaşıyorlar. Bunları ben tiyatronun karşılayabileceğini düşündüm. Çünkü tiyatro zaten hayatın ta kendisi. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bizim hastalarımız da hayatın dışında. O zaman ben burada tiyatronun bu hastalarda çok iyileştirici olduğunu düşünerek yola çıktım. Oyun sergilediniz mi? Evet, şu ana kadar çeşitli illerde 20'nin üzerinde oyun ve söyleşi yaptık. İstanbul'a geldiniz mi? Cahilce bir soru sorayım. Estağfurullah, İstanbul'a henüz daha hiç gelmedik. Ancak önümüzdeki aylarda geleceğiz. Gelin, niye gelmiyorsunuz İstanbul'a? Bu karmaşa şehrinde o kadar çok bu vakayla uğraşan insanlar, yani ya da kendini öyle zannedenler, birbirlerine de sen şizofrensin zaten falan diyen birçok insan var. Görelim bakalım nasıllarmış ve hayata nasıl katılmışlar. Çok önemli, çünkü artık onları birileri dinliyor ve alkışlıyor. Evet. Ne gibi gelişmeler oldu hastalarınızda? Çok önemli gelişmeler oldu. Öncelikle hastalıkları adına çok gelişmeler oldu. Bu çalışmadan önce 5 dakika sohbet edemeyen bu insanlarımız şu anda saatlerce gösteri yapabiliyor. Bir kere. Duygularını yaşayabiliyor, konuşabiliyor, iletişim kurabiliyor. Yani ki bunları tıbben bizim böyle geri dönmesi çok olanaklı bakmadığımız belirtiler. Ancak bunlar da çok önemli oranda geri dönmeler oldu. Gerçekten çok duygulandım, onu söyleyeyim. Gerçekten çok samimiyim. Duyguda geri dönmeler oldu ve evet. Onlar ezber yapıyorlar mı, yapabiliyorlar mı? Hastalıklarından dolayı ezber yapamadılar başta. Bu yüzden ben daha çok doğaçlama ile gittim. Şu an doğaçlama çalışıyoruz daha çok. Ancak ezberleri de gelişti. Yaratıcılıkları çok gelişti. Yani hayata çok tutundular. Ve kendimizi bir birey olarak artık görmeye başladık diyorlar. Kendimize güvenimiz çok arttı diyorlar. Biz de bu toplumda varız diyorlar. Lütfen bizi herkes izlesin diyorlar. Bir de bir şey merak ediyorum, biliyor musunuz? Acaba o sesler onlara ne diyor bunu yaparken? Hala sesleri duymaya devam ediyorlar mı? Yoksa sesler onları yine kontrolü altına almaya çalışıyor mu? Bununla ilgili bir şeyler mutlaka gördünüz değil mi? Evet. Yapma bunu, yapma bunu, yapma bunu diyen var mı seslerde? Yaparsan şu olur ya da size düşmanlık beslemek gibi bir şey var mı? Aslında onların içsel sesleri onlar. Değil mi? Belki de hastalığın yaratmış olduğu, o da olabilir, bilmiyorum tabii. Aslında o sesleri gerçekten duyuyorlar. Yani onlara göre. Şunu söylüyorlar hastalarımız, ses duymaya devam eden hastalarımız var. Ancak bu seslere daha az alışveriş ediyoruz diyorlar. Ha, süper. Efendim ve hemen Gökten Bey'e dönüyorum. Gökten Beyciğim, siz de bu projede çok önemli bir yerdesiniz. Çünkü siz gazetecisiniz ve projeyi duyuruyorsunuz. Evet. Basın yoluyla projeyi duyuruyorsunuz. Ve gönüllü olarak çalışıyorsunuz. Neden böyle bir projede gönüllü olmayı istediniz? Şimdi ben şu şekilde ifade edeyim. Ben yaklaşık 11 ay önce Bastı Bey'le bir vesileyle tanıştım. Bana kendisi bu projeden bahsetti, tiyatrodan bahsetti. Ben daha doğrusu şizofreni hastalığını veya hastalarını tanımıyordum.
toplum ruh sağlığı merkezinde davet edildiğimde öncelikle korkarak gittim. Acaba tanımıyorum, tanımadığım bir şeyin her zaman yabancısıyım. Röportaj yaptığımda baktım ki oradaki hastalar çok şefkatli biri. Korkulacak hiçbir tarafları yok. Evet. Ve Basri Bey'in yapmış olduğu çalışmalarda şunu gördüm. Basri Bey hastalarına öyle büyük bir sevgi vermiş ki inanılmaz bir şekilde disiplinli bir doktor olmasına rağmen oradaki hastalar en iyi, en güzel şekilde oynuyorlar. Seyrettiğiniz oyunu tabii. Ben 11 aydır işlerindeyim. Doğaçlama yapıyorlar. Nasıl oluyor, nasıl yapıyorlar? O kadar merak ettim ki. Şimdi şöyle ifade edeyim. Doktor Bey, Doktor Basri Bey bir konu veriyor. Sen şusun, sen şusun diyor. Esnada arkadaşlar konuyu anlatıyorlar. Yani Basri Bey bile o esnada çıkan o tiyatrodan, yani doğaçlama tiyatrodan kendisi hayretler içerisinde kalıyor. Şimdi Sovereign Hastası'ndaki tiyatro grubundaki arkadaşlarımız çok zekiler. Evet, çok zekiler değil mi? Zekiler mi? IQ'ları nasıl ölçüldü mü? Zeka testleri yapıldı mı onlara? Yani şöyle, şizofreni zeka ile ilgili bir hastalık değil aslında. Değil. Yani çok zeki olanları da etkileyebiliyor, zeki olmayanları da etkileyebiliyor. Ancak uzun yıllardır bu hastalığı taşıyan kişilerde, hastalarda sanki zekalarında bir düşüklük izlenimi de verebiliyor. Ancak hani zeka ile ilgili bir hastalık değil. Genelde esas. Çünkü şöyle deniyor, çok zeki olmasa zaten bunlar olmazdı deniyor da o yüzden sordum. Evet. Evet. Hatta zaman içinde eğer IQ'leri yüksekse bir gerileme yaşıyor ya da zekayı kullanamama. Mutlaka zeka aynı yerde duruyor da onu yavaşlıktan kullanamıyorlar. Evet. İlaçlar da çok ağır. Şimdi hemen burada bir şey daha sormak istiyorum. İlaç da alıyorlar mı bir yandan? Evet, alıyorlar. Oyun düzenli ilaç kullanan hastalar bunlar. Yıllardır düzenli ilaç kullanan hastalar. Ancak ilaçlar ile bu hastalarımızın hani bazı belirtilerini bastırıyoruz. O duydukları sesleri, o diğer sıkıntıları, agresyonları bastırıyoruz. Ancak bizim bazılarımızın esas sıkıntısı, en önemli sıkıntısı hayata dahil olamamak. Bu konuda bizim daha çok bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu yüzden ben bu çalışmayı yaptım. İlaç tedavisine ek olarak, hani onu tamamlayıcı olarak bu hastalarımızı hayata dahil etmek adına ne yapabilirim diye yola çıktım. Tiyatro ile bu hastalarımızda çok şey değişti. Hayata daha fazla dahil olduklarını gördük. Şu anda olan bitenle ilgileniyorlar, sohbet ediyorlar. Yani duygularını yaşıyorlar. O yüzden tiyatro çok faydalı oldu. Evet. İlaç tedavisini genelde kabul etmez hastalar, akıl hastaları. Evet. Ama nasıl kabul ettiriyorsunuz onlara bu ilaçları da? Yatan hastalar mı bunlar? Yok, bunlar yatan hastalar değil. Ama tedaviyi kabul ediyoruz. Tedaviye devam eden hastalar. Tiyatro çalışmasıyla bu hastalarda hastalıklarını kabul etme oranlarında da çok önemli artışlar oldu. Çok hastalıklarını güzel. Kabul ediyorlar, tedaviye uyumları çok arttı. Grupta hastaneye yatış hiç olmadı. Bunlar da çok önemli hani gelişmeler. Evet, güzel. Peki siz neler söyleyeceksiniz tanıtım sırasında? Neler yaşadınız? Tanıtımda zorlanıyor musunuz? Çevrenin kabulünde zorlanıyor musunuz? Tanıtımda çok fazla şu an zorlanmıyoruz. Ben Aksaray'da tanınmış bir gazeteci olduğum için bu projeyle beraber projemiz ismi Bende Varım fakat Doktor Bey'le ben, biz diyoruz. Tabii. Projede biz olur, ben olmaz. Hı hı. Ben şunu ifade edeyim, hani bir şeyde Isparta'da bir gösterideyiz. Isparta Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki tiyatro bölümündeki akademisyenler ve öğrenciler tiyatroyu seyrediyorlar. Eğer Basri Bey sahneye çıktığında tiyatro oyuncusu olan kişiler şizofren hastası demese kesinlikle oradaki gelen kişiler arkadaşların kesinlikle şizofren hastası olduğuna inanmıyorlar. Başta Basri Bey bunu belirtiyor. Hani bu oyunda oynayan kişiler oyuncular şizofren hastası diyor. Başta mı söylüyorsunuz bunu? Evet, söylüyorum. Hem gösterinin başında şizofren hastalığı hakkında bilgi verici bir konuşma da yapıyorum. Evet. Gösterinin sonunda bir de şizofren hastasının
akut alevli dönemini canlandıran bir performans da yapıyorum. O performans sonrasında izleyiciler çok etkileniyor. Gerçekten bu sıkıntıları, bu acıları yaşıyor mu bu hastalar diye soruyorlar. Ben çok daha fazlasını yaşıyorlar diyorum. Çok etkileniyorlar. Ve şunu söylüyorlar, biz buraya korkarak geldik. Böyle bilmiyorduk deyip hastalarımızla kucaklaşıyorlar. Ve biz de nasıl yardım edebiliriz diye sürekli soruyorlar. Yani empati, toplumsal empati gelişiyor. Aynı zamanda da ön yargılar kırılıyor bu gösterilerde. Bunlar da çok önemli. Evet, siz de öyle hissettiniz değil mi? Evet. Zaten empati yaptınız, aslında korkarak gittim dediniz. Ama onları gördükten sonra, konuştuktan sonra ne kadar sevilisi çok insanlar. Çok rahatladım. Ben de, hani onlar beni rahatlattı. Ben bir stresli gitmiştim. Stres falan kalmadı. Ve benim oradaki oyuncular benim ailemden biri gibi. Evet. Biz öyle bir bütünleştik ki aklınız hayalinize sığmaz. Evet, çok güzel. Bizim hastalarımızdan arkadaşımız Çapan Altınsoy'un bir sözü var. Her gün binlerce hayal kurarsın. Hiçbiri gerçek olmaz. Bir gün bir gerçek yaşarsın. Hiçbir hayale sığmaz. Yani projenin mimarı Doktor Bahsız Bey olduğu için. Bizim de gerçeğimiz bu oldu diyorlar. Yeniden hayata tutunduk diyorlar. Harika. Yani onlarla ben çok yakın temas çalışıyorum. Bir dakika, bir daha söyler misiniz? Her gün hayal kurarsın. Her gün binlerce hayal kurarsın. Hiçbiri gerçek olmaz. Bir gün bir gerçek yaşarsın, hiçbir hayale sığmaz. Bunu şizofren hastası mı söyledi? Tabii. Gel de buna şimdi sen zeki deme. Zeki. Çok zeki hastalarımız da var tabii. Beyinler araştırılmalı. Yani bu beyinler de araştırılmalı. Aslında farklı çalışıyor zihinleri. Ama çok güzel çalışıyor. Çok, çok güzel. Farklı. Çok. Ben onlardan çok şey öğreniyorum. Çok besleniyorum onlardan. Yani çok keyifli onlarla çalışmak. Harikulade bir kere bu projede çok keyifli. Yani şunu söylüyorsunuz. Aslında evet. Siz dediniz ki programın başında da bu projeyle bütün niyetimiz bunu tüm Türkiye'ye hatta dünyaya duyurmak. Evet, ve tabii. Şu anda dünyada bir ilk misiniz? Literatürde böyle bir akademik çalışma olmadığını zannediyorum. Ancak tiyatro denemeleri yani yapılmış olduğunu duyuyorum. Ancak hani bu kadar başarılı bir çalışma var mı bilmiyorum. Ancak ben şunun altını çizmek istiyorum. Bu bir tiyatro değil, tiyatro terapisi. Hı hı, tabii. Bir rehabilitasyon çalışması. Gayet tabii. Hı hı. Müzik yapabilir mi bu gençler acaba? Tabii, kesinlikle. Yani herhangi bir enstrümanları olsa o zaman böyle tabii. De bir şey düşünüyor musunuz bir gelecekte? Bir müzisyen desteğiyle neden olmasın? Tabii olur. Yani hakikaten olur. Onun için de tabii gönüllü lazım ama evet. Olsun yani, gönüllü olsun. Hayata baktığımız zaman sadece sağlıklı gibi görünen gibi dedim, doğru söylüyorum. Sağlıklı gibi görünen insanlardan, bireylerden oluşmuyor hayat tabii. Hepimiz de doktor beyin de söylemiş olduğu zamanımız gibi. Zamanımız varsa ben bir iki kelime daha söyleyeceğim. Edeceksiniz. Az çok hepimizde de var. Yani evet. Bazen bir bakıyoruz, çıldırıyoruz. Diyoruz ki ben kimim acaba, nasıl böyle oldu? Onun için onları anlamak ve hayata kazandırmak lazım. Birçok şizofreni hastası, annesi, babası var. Biliyoruz babası, annesi öyle olan evlatlar var. O nedenle çok önemli bir konu bu. İnşallah tüm dünyanın kulakları, gözleri açılır, açık olur bu projeye. Yani milyonlarca hasta umut bekliyor. Projemizi sosyal medyada takip eden Türkiye'nin çeşitli yerlerinde birçok aile var. Hani bizler hastamızı bu çalışmaya nasıl dahil edebiliriz diye sürekli soruyorlar. Ben bu çalışmayı ancak hani tüm milletimizle paylaşmakla, devletimizle paylaşmakla bu çalışmayı daha sistematik hale getirebileceğimizi, ancak ondan sonra başka hastaları da bu çalışmaya dahil edebileceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Sizin söylemek istedikleriniz şimdi, var. Programın süresi doluyor. Ben son şeyleri söyleyeyim. Tiyatro oyuncularımızdan bir Tansel'imiz var. Tansel adamız. Justin Bieber oynuyor. Çok harika. Yabancı şarkı söylüyor. Evet, bravo. Bir oyuncumuz Tarkan'ın parçalarını harika söylüyor. Çapan Altınsoy çok güzel stand-up yapıyor. Harika. Yani bu projenin mimarı Doktor Basılköylü, herkes yetiştirir. Çok güzel efendim. Ben şunu söylemek istiyorum. Buradan öncelikle devletimize, sonra tüm herkese seslenmek istiyorum.
Biz bir hayal kurduk. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için ilk çalışmaya başladığımızda hani imkansız gözüyle de bakıldı. Bakanlar oldu. Ancak biz çok çalıştık. Çok emek verdik. Sevgimizi verdik. Gerekli ilgi ve sevgiyi gördük. Gördüklerinde çok şeylerin başarıldığını gördük. Ve biz bu başarıyı, bu insanlarımızın imkansız görülen bu başarısını biz herkesle paylaşmak istiyoruz. Biz anlatmak değil, göstermek istiyoruz. Öncelikle devletimizle paylaşmak istiyoruz. Evet, çok çok güzel bir proje. Ben de çok duygulandım. Psikiyatrist doktor Basri Köylü, harikulade bir düşünce, emek. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ediyorum ayrıca. Ve duyarsız kalınmayacağını düşünüyorum. Aslında hep destek olmak çok önemli. Şu anda burada oluşumuzda da bir destek payı olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Çok teşekkür çok ediyorum. Çok mutlu oldum sizi ağırladığım için. Ve sevgili Gökten Öztürk, ruhunuzla, yüreğinizle, kalbinizle onlarla birliktesiniz. Harikulade tanıtımlarını yapıyorsunuz, onları duyuruyorsunuz. Güzel bir iş bu. Sizi de tebrik ediyorum efendim. Sağ olun. Programa katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum ayrıca. Buradan da sevgili şizofren hastalarına hepsine birden kalpten sevgiler gönderiyorum. Kucak dolusu ve oyuncularınızı tebrik ediyorum. Sevgili seyircilerim, programın sonuna geldik. Yine yeni bir programla birlikte olmak dileğiyle hepinize esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.